Aha. Oğlum bu şerefsiz değil mi lan? Herkese merhaba sevgili bambu severler. Bay Bambu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine Detroit ile karşınızda olacağım arkadaşlar. Şimdi ben oyuna daha giriş yapmadan beni bu güzel ablamız karşıladı ki Cyber Life dedi küçük bir anket düzenliyor dedi. Bu ankete katılmak ister misin dedi. Ben de burada kaydı açıp sizlerle birlikte bu ankete katılmak istedim. Bakalım bize ne soracak? Cyber Life bizden ne bekliyor? Hiç vakit kaybetmeden bir girelim bakalım. Great. Let's start. Başlayalım tatlım. Would you consider having a relationship with an android that looks like a human? İnsan gibi görünen bir androidle ilişki yaşamayı düşünür müydünüz? Bilmiyorum abi. Do you think that technology could become a threat to mankind? Bence teknoloji abi insanoğluna karşı bir tehdit unsuru olabilir. If you had to live on a deserted island and could only bring one object, what would it be? Ne götürürdünüz? Kitap, cep telefonu, kağıt kalem, konsol, enstrüman, bu kadar mı? Abi çok değişik bir soru bu. Konsol götürdüm abi. Ama elektrik yok ki o zaman da. O zaman elektrik yok. Kağıt kalem, cep telefonu çok kısa süreli. Kağıt kalem Do götürdüm you ya. consider yourself dependent on technology? Aynen abi ben acayip teknolojiye bağımlı What biriyim. technology do you most anticipate? Uzay turizmi kesinlikle. Beyne bağlı cihazlar, suretler, avatar gibi olan muhabbetler, bu androidler, uçan arabalar, uzay turizmi. Tabii ki uzay Do you turizmi abi. believe in God? Elhamdülillah Müslümanız bacım. Would you let an android take care of your children? Baksın, How sıkıntı much yok. time per day would you say you spend on an electronic device? Günce ne kadar zaman geçiriyorsunuz? Daha fazla. If you needed Çok. emergency surgery, would you agree to be operated on by a machine? Kabul ederdim. Hiç. Do Kafadan. you think one day machines could develop consciousness? Sizce makineler bir gün bilinç sahibi olabilecek mi? Bilinç sahibi olabileceklerini zannetmiyorum ama kendi kodlarını yazabilecek düzeye gelebilecekler diye düşünüyorum. Yani bilinç. Yani dolayısıyla kendi kodlarını yazabilecek seviyeye neyin doğru neyin yanlış olduğunu algılayıp ayrı bir veri şeyi üzerinde bunları toparlayıp aslında kısmen bilince giriyor ama tabii bunun ruhla alakası yok ama kısmen bilince giriyor. Aa bakalım dünyanın yanıtları. İnsan gibi görünen bir androidle ilişki yaşamayı düşünür müsünüz? Dünyadaki çoğu kişi evet demiş. Yaşayabilirdim demiş. Ben bilmiyorum dedim. Geçelim. %70 evet demiş abi ya. Herkes bir tehdit olarak görüyor teknolojiyi. Wow. %22'si kağıt kalem demiş. Enstrüman demiş %28'i. Yani. Aslında gitar falan çalabilir o yani. Enstrüman aslında olabilirdi. Mantıklı. %78 herkes teknolojiye muhtaç olduğunu hissediyormuş. Kesinlikle muhtacım ben de yani. En çok beklediğiniz teknoloji ne? Uzay turizmi diyen en düşük değil de uzay turizmi %19. Beyne bağlı cihazlar bak. Millet ne kadar çok etkilenmiş Avatar'dan. %36 androidler. Oyunun etkisi çok büyüktür bunda. Oo, yalnız bir saniye abi. Tanrı'ya inanmayanların çok %43. İlginç. %50'si evet demiş. Hepsi daha fazla demiş abi. %1. Abi %1 herhalde anketi yapıp oyundan çıkan bir adam bu. %72'si evet demiş.
%69'u evet demiş. Biz de evet dedik. Teşekkür ederim bu güzel anket It's good to see you için. again. It's been a while. Uzun zaman olmuş derken az önce anketi yaptık birlikte. Sen kafayı yedin herhalde. Daha sen bilinç sahibi olamamışsın. En son Mesut Komiser'le O'Connor'la bir adamı sorgulamıştık. Elimiz boş dönmüştü. Daha sonra Kara ile birlikte yatacak bir yer aramaya çıkmıştık. Orada da Ralph ile karşılaşmıştık. Galiba Mikael mıydı? Mikael miydi? Onun hikayesi eksik kaldı. Muhtemelen direkt onun hikayesine giriş yapacağız. Biliyorsunuz bu da bakıcısını kaybetti. Geri zekalı oğlu yüzünden. Bu ne lan? Oha! Mayka değil mi bu? Oğlum bunun neyi var? Bozuk görüş, zihin sarayı. Abi başı... Oha, mermi bu. Düşük enerji modunda. Okuyamıyorum ki şeyden. Abi bacakları değiştir. Bacaklar mı yok? Hayır, buna ne oldu ki? Uyumlu T900. Abi, o adam bunun üzerine attı ya, bu öldürdü diye. Bunu direkt paramparça yapmışlar, göndermişler. Bunu direkt parçalamışlar abi. Uyumsuz. Hadi Mayka. Uyumlu sol bacak, tamam. Abi parçalamışlar robotu. Enerji de bitiyor tabii bunun. Hurdalıktan kaç. Şu an hiçbir şey tarayamıyoruz. Ananın. Jericho'yu bul. Fernando miydi, neydi? Abi çok gergin başlamadık mı? Abi bu nedir ya?
Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Allah kahretmesin. Bırak lan, sana ne, nereye gidiyorsam gidiyorum. Optik ünite pompa düzenleyicisi ses. Şurada bir şey başlıyor. Optik ünite. Şurada bir şey var. Öldür abi. Pompa düzenleyicisi. Ablacığım kusura bakma. Önce can, sonra canan. Ben öleceğim yoksa. Yaşamak istediğini biliyorum da ne yapayım yani, abi oyun çok kötü, çok kötü şeyi de bırakıyor adamı, vicdan yapıyor ama yapacak bir şey yok abi. İyi. Bunu öldürmek zorunda kalmayacağız. Ama incelenecek bir şey de yok bunda. Ses şeyi, işlevsellik güzel. Sesi de bulduk. Sen de canlanma lütfen. Hop. Oh be. Bayağı yağmur yağıyormuş. Ah, gözü de bulduk. Gözünü verebilirsin. Hello. I'm an AK-700 android. My program has detected an anomaly. Please contact the nearest CyberLife maintenance team. Unexpected errors. I apologize. Tamamdır abi. Bir gözüm abi, bir gözü yeşil oldu ya. Van kedisi gibi oldu adam. Rampayı tırman.
Şöyle daha üst model bir şeyler alabilirdik aslında. Abi resmen hurdalık olmuş burası ya. Çık 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 Markus. Markus çık. Hadi Markus. Tut lan tut. Hadi Markus, yapabilirsin dostum. Git onlardan intikam al Markus. Oğlum seni bulacağım. Seni bulacağım, çok pis yapacağım. Öldüren o şerefsiz oğlu, suç benim üzerime atıldı ve beni öldürmeye çalıştılar. Senden çok pis intikam alacağım. Senden çok pis intikam alacağım abi. Bunu ne yapmayı düşünüyorsun sen? Ha, bunu basit olarak R2'ye mi bakmamı istiyorsun? Onu neden çıkarttı? Tüm haberleşme yoluna yapmıyor musunuz siz? Galiba Markus'la biraz sert oynayacağız abi. Markus'la sert oynayacağız. İntikam için geliyorum. Markus ölümden döndü. Şimdi dur bakayım. Öldür. Öldürmezsek biz ölecektik abi. Yapacak bir şey yok yani. Devam edelim. Bir bölüm daha oynayalım arkadaşlar. O'Connor'la Mesut O'Connor. Oğlum sen, oğlum yalnız grafikler çok iyi değil mi ya? Abi kartpostal gibi. Mesut komiser yolda. Mesut komiser gidiyor abi. Amanda kim ya? Amanda'yı bir bakalım bakalım. Amandacığım geliyorum yani. Yerler, merler, tasarım böyle falan. Oo, çok güzel yere kapak atmış Amanda. Kimse eğer. Vay 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 vay. Çok hoş. Amandacığım neredesin? Şurada galiba Amanda. Amanda kim? Burası neresi? Ben neredeyim? Sen ne iş yapışıyorsun burada, Okanır? Yoksa senin sahibin mi bu? Hello, Amanda. Connor, it's good to see you. Güçlü bir tipe benziyor Finding that deviant was far from easy. You showed great skill in your investigation. But you knew deviants could be unstable.
You should have been more cautious. I thought I could make it talk. It was a judgment error. Never mind. I'm sure you'll be more careful in the future. Konuşturamamız, ondan itirafı alamamamız kötü oldu. Challenging. What did you think of the deviant? Travma geçirmiş abi. It showed signs of PTSD after being abused by its owner. As if its original program had been completely replaced by new instructions. Aynen. This Lieutenant Anderson has been officially assigned to the deviancy case. What do you make of him? Kemen Anderson kimdi abi? Bir dakika, bir şeye yazalım. O şey mi acaba? Hank, ha tamam, bizim Hank'miş be ya. Hank çok iyi lan. Hank bizim enteresan biri, aynen. I think he's irritable and socially challenged. But I also think he used to be a good detective. Aynı fikirdeyim abi. He's an intriguing character. Unfortunately, we have no choice but to work with him. What do you think is the best approach? Sence en iyi yaklaşım ne? Uyumlu olacaksın. It is in the best interest of the investigation that I avoid conflict and try to accommodate his psychology. Amanda'nın şeyi düştü bu arada. More and more androids show signs of deviancy. There are millions in circulation. If they become unstable, the consequences will be disastrous. You're the most advanced prototype Cyberlife has ever created. If anyone can figure out what's happening, it's you. You can count on me, Amanda. Oh. Bu Amanda kim? Hurry, Connor. There's little time. Bu Amanda ile Cyberlife'ın bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Galiba Connor çok özel bir android. Line open. Can I help you? Tatlım, temini gönder bana. Nerede? Yes. Yani. Bunlar da androidmiş bu arada. Lieutenant Anderson hasn't arrived yet, but you can wait at his desk. Purity access. Tensions in the Arctic have reached a new level, with a Russian carrier and an American patrol boat reported to have clashed last night. Several warning shots were exchanged, apparently with no damage or casualties to either side. The Minister for Defense, Dennis Riggs, has spoken of intolerable provocation. Yine Amerika Rusya arasındaki şeyler. The countries in the region, particularly Sweden and Canada, have called for military forces to withdraw and an international conference to be held. So far, there has been no response from either Moscow or Washington. We'll keep you informed minute by minute as the situation develops. You might be in shock. Just take it easy. Yeah. Hadi bakalım, temin Anderson olalım. Amerika ile Rusya arasındaki zaten bir şey hiç bitmiyor abi. Yalnız burada bir şeyler var ha. Detective Wright. Aha! Oğlum bu şerefsiz değil mi lan? Vay şerefsiz, polis merkezine gelmiş bak. Gördünüz mü abi? Heh, Anderson. Excuse me. Do you know what time Lieutenant Anderson usually arrives? Depends on where he was the night before. If we're lucky, we'll see him before noon.
Püüü, bayağı bekleyeceğiz. Hemen indirsin de yani masa da doğru masa değil yani. Biraz ofisi keşfedelim. Keşfedilecek ne var? Önce bir Temen Anderson'ın şeylerine bakalım diyeceğim de. Adam rock and roll yapıyor. Heavy dark metal dinliyor ya. Temen mi? Ben Temen. Oğlum, ne yapıyorsun? Call Hank Anderson. Hi, this is Hank. Not here at the moment. You can leave a message. Bu kadar rahat mı ya? Adam kafasına göre işe geliyor polis. Mesaj bırakın. Anderson, this is Connor. I'm the android sent by CyberLife. It's almost noon and I'm waiting for you at the office. Yani şurayı bir analiz edelim. Soğuk kahve. Tam burada değil. Garanti yani. Şikar ya Şoin. Donutlar. Teğmen donut seviyor galiba. Asya çiçekleri hoşuna gidiyor galiba Teğmenciğimizin. Ona göre davranırız. Android beynini kullan, Android'ini değil. Android'siz hava sahası. Oo, Teğmen biraz aykırı çıktı yalnız. Detroit basketbol şapkası, pamuk. Abi şeyi bile bulmuş ya. Adam Detroit'li. Basketbolu, kibrit, Jimmy'nin barı. Tamam. Bir dakika. Burada bir Teğmen'le ilgili bilgileri toplayalım da. Sen Bernard köpeği mi var Teğmen'in? Buz şebekesi operasyonu. I got car real police falan filan o mi bana her şey var falan. Detroit polisi Kızılbuz taciri şebekeyi çökertti. Vay be, bayağı bir şey yapmış. Detective Anderson, Teğmen, buz olayından sonra galiba. Basamakları hızla çıkması bekliyorum. Kendisi şimdiden geleceğin komiser olacağını sinyallerini veriyor. Yaklaşık bir ton kadar kızıl buz ele geçirildi. Kızıl buz da muhtemelen şey, bizim o karının pek çok ödül almış. Şerefsiz var ya o adam. Gördüğümüz. Onun o kırmızı çektiği şey. Buna lan Michael Jordan şey, Mike Tyson gibi. Tip aynı Mike Tyson abi. Hadi bakalım. I've got 10 new cases involving androids on my desk every day. We've always had isolated incidents. Old ladies losing their android maids and that kind of crap. But now, we're getting reports of assaults and even homicide, like that guy last night. This isn't just CyberLife's problem anymore. It's now a criminal investigation and we've got to deal with it before the shit hits the fan. I want you to investigate these cases and see if there's any link. Why me? Why do I gotta be the one to deal with this shit? I am the least qualified cop in the country to handle this case. But I know jack shit about androids, Jeffrey. I can barely change the settings on my own phone.
Everybody's overloaded. I think you're perfectly qualified for this type of investigation. Bullshit! Yani... The truth is, nobody wants to investigate these fucking androids, and you let me hold the bag. CyberLife sent over this android to help with the investigation. It's a state-of-the-art prototype. It'll act as your partner. No fucking way! I don't need a partner, and certainly not this plastic prick! Hank, you are seriously starting to piss me off! You are a police lieutenant! You are supposed to do what I say, and shut your goddamn mouth! You know what my goddamn mouth has to say to you? Okay, huh? Okay. I'll pretend like I didn't hear that, so I don't have to add any more pages to your disciplinary folder, cause it already looks like a fucking novel! This conversation is over! Jeffrey, Jesus Christ, why are you doing this to me? You know how much I hate these fucking things. Belli belli zaten. Listen, I've had just about enough of your bitch. Either you do your job or you hand in your badge. Now, if you'll excuse me, I've got work to do. Bu adam bir şey yaşamış ya. Niye bu kadar karşı yani? Nefret ediyor androidlerden. Onlarla ilgili bir şey de yapmak istemiyor. Ayrılalım. I won't keep you any longer. Have a nice day, Captain. Ekstra soru sormaya gerek yok abi. Adam zaten yeterince sinirli. Evet. Şimdi bir dakika ablacığım, şu neymiş? Testere değil mi ya bu? Şöyle tutayım da. Okursunuz abi. Öncekine bakalım. Tamam, çıkalım. Hepsini gösterdim. Onları okumak isteyen arkadaşlar okuyabilirler. Şimdi briefing'i dinleyebiliriz. Gidip aykırıyı gör, Hank'i kontrol et. Yapıcı mı davransak? Anlayışlı davranalım. Get the impression my presence causes you some inconvenience, Lieutenant. I'd like you to know I'm very sorry about that. Ortak konusuna değinme. In any case, I'd like you to know I'm very happy to be working with you. I'm sure we'll make a great team. Masa diye. Is there a desk anywhere I could use? No one's using that one. Adam Hank'le biz anlaşıyoruz ya. Şöyle bir müsaade, bir saniye bir oturayım bir dakika. Şöyle bir oturayım. Köpekten bahsedelim. How do you know that? The dog hairs on your chair. I like dogs. What's your dog's name? What's it to you? Öylesine ya, sor, muhabbet olsun, Sumo. Konu açıyor. Sumo. I call him Sumo. Fowler. Pardon, muhabbet açmayın. Yeah. Too long. Saatlere diyelim abi. Do you always arrive at the office at this time? I arrive when I arrive. Stop busting my balls, okay? Dengesiz bu adam ya. Ama anlaşacağız seninle hacı. Çalışmaya başlayayım. If you have any files on deviants, I'd like to take a look at them. Terminals on your desk. Knock yourself out.
Erişelim. Abi dosyalara bakın, dosyalara bakın, dosyalara bakın. Damon Anderson'a atanmış. Dava durumu açık. Android'leri içeriyor. Saldırı varmış. Bir daha bakalım. İfadesinde belirttiği üzere davacı her zamanki gibi işe giderken Android'ini eve bırakmış. Döndüğünde ise Android eve de evde değilmiş. Bütün dosyaları bir tarayalım. 243 files. First dates back 9 months. It all started in Detroit and quickly spread across the country. Kaç tane? 246 tane. An AX400 is reported to have assaulted a man last night. That could be a good starting point for our investigation. Hadi oğlum, hadi popişini kaldır artık. Doğrudan düz kapı. Let your personal situation hamper the investigation, Lieutenant. You don't know what the hell you're talking about. So why don't you just run your program and shut the fuck up? Kararlı olalım. I've been assigned this mission, Lieutenant. I didn't come here to wait until you feel like working. Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and set a match to it. So stop pissing me off. But things are gonna get nasty. Lieutenant, sorry to disturb you. Ulan var ya. Aha, dur 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 dur. It's been seen in the Ravendale district. I'm on it. Bu adamın şeyini kazanmak zorundayız abi. İstasyonu keşfe çık dedik. Ressam falan filan. Diğerlerini bulamamışız abi. Geri kalan her şey. Bir tane daha şey varmış. Hank'in ipucu var. Tamam. Evet. Daha fazla ilerlemeden isterseniz burada bir noktalayalım bölümü arkadaşlar. Marcus'un çok ilginç bir olayı oldu. Marcus bildiğin serseriye dönüştü. Connor'la ilginç bir girizgah yaptık. Hank'le aramız hala limoni. Bakalım bir sonraki bölümde neler olacak. Kara'nın durumu ne onu da bilmiyorum. Ralph bakalım iyi biri mi çıkacak. Connor'la tekrardan o adamın yanına gidip itiraf alabilecek miyiz? Marcus'un bir sonraki olayı ne? Abi acayip bir oyun olmuş ya. Ya inanılmaz sarıyor kendini. Ben bu oyunu yani bir defa iki defa bile bitirebilirim abi. Çünkü kafamda hep soru işaretleri kalıyor. Belki onlar için ayrıca bir bölüm çekeriz. Yapamadığımız şeyleri yapmak için diyelim. Bölümü burada noktalayalım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın ama bambusuz kalmayın diyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.